Aziz ve sevgili ve kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Mevlam sizleri iki cihan saadetine sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri dinimizin Kur'an-ı Kerim'den sonra en mühim kaynağı olduğundan hadis dersi yapıyoruz tekkemizde. Tekkemizin ana kitabı bir hadis kitabı olmuş bulunuyor. Ananevi olarak her pazarda burada oturup bunları okuyoruz, müzakere ediyoruz. Kitap bittiği zaman başına geçip tekrar ediyoruz. Maksat nedir? Resulullah Efendimizin sünnetini öğrenmek ve sünnet-i seniyeye uygun yaşayıp sevap kazanmak. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak. Çünkü yol Peygamber Efendimizin yoludur. Başka yollar yanlıştır. Bid'atlardan bir hayır gelmez. Bid'atlar ve sahipleri dalalettedir. Onlar da cehenneme gideceklerdir. O bakımdan Allah'ın rızasını kazanmanın yolu Peygamber Efendimizin sünnetine uymaktır. Onun için bu hadis-i şerifleri biz okuyoruz. Siz de sağ olun, geliyorsunuz, dinliyorsunuz. Biz satıcı, siz efendim müşteri. Böylece her ikimiz de istifade etmiş oluyoruz. Her iki taraf da istifade etmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi sevdiği kul eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin, ahirette komşu eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna evvela ona hediye olsun diye, sonra onun âline, eshabına, etbaına, ezvacına, evladına, zürriyetine, hulefasına, veresesine, evliyaullah, mürşid-i kamillerimizin, saadat ve meşayit-ül aliyemizin cümlesinin ruhlarına ve hasreten kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendimizin ve kendisinden el alıp feyiz aldığımız Muhammed Saidi Bursevi hocamızın ruhlarına, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun. Cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten bu caminin banisi İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi tamir etmiş olan, tecdit ve tevsih etmiş olan, yenilemiş olan, hizmette tutmuş olan her gayretli Müslümanın, her bu gayretlere katılmış olan Müslümanın ruhlarına vasıl olsun, ruhları şad olsun diye uzaktan yakından bu dersleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün yakınlarının, sevdiklerinin, geçmişlerinin ruhlarına vasıl olsun, kabirleri nur dolsun, makamları yüksek olsun. Allah-u Teala Hazretleri cennetiyle, cemaliyle bizleri de müşerref eylesin diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım dersimize. Okuduğumuz birinci hadis-i şerif, ondan sonra gelen hadis-i şerifler, Ramuzül Ahadis kitabının 87. sayfasının 3. hadisi ve devamı olacak.
Bu üçüncü hadisi şerifi Beyhaki ve Ebu Nuaym ve İbn-i Sünni ve Taberani ve Ebu Davud rivayet etmişler. Ebu Derda radıyallahu anh isimli sahabiden geliyor rivayet. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? İnna Allahu Teala enzele evet deva. Hiç şüphe yok ki hastalığı da Allah indirdi, devasını da indirdi. Yani hastalık da Allah'tan, deva ve şifa da Allah'tan. Hastalığı da, devayı da Allahu Teala Hazretleri indirmiştir insanların arasında, yeryüzüne. Ve ceale li külli da'in devaen, her hastalığa da bir şifa yaratmıştır. Demek ki şifasız, dertsiz hastalık yok. Arayacak, Müslüman arayacak, efendim bulacak, keşfedecek, çalışacak. Her şeyin devası var diye peşine düşecek işin. O halde fetedavel, binaenaleyh tedavi olun ey Müslümanlar. Yani deva arayın, hastalığınızın geçmesi için efendim hap mı olur, ot mu olur, şurup mu olur, efendim daha hamam mı olur, banyo mu olur, kaplıca mı olur, neyse tedavi olun. Amma velâ tedave bil haram. Haramla tedavi olmayın. Haramla tedavi olmayın. Efendim işte bunu yaparsak şöyle olurmuş. Öyle şey yok. İşte bir litre kan içerse bilmem bu hastalığı iyi gelmiş. Yok, kan haram. Kan içmek yok. Ha, yani içilmez. Binaenaleyh ondan şifa almaz. Yalan. Efendim işte doktorlar tavsiye etti. Ben çok zayıfmışım da kuvvetlenmem için, iştahımın açılması için kanyak. Efendim doktorlar tavsiye ediyor. İçebilir miyim hocam? İçemez. İştahını başka yerden arttır. Limonata iç. Efendim başka şey yap. Biber ek üstüne. Efendim başka bin bir türlü çaresi var. Sirkeli, mirkeli, soslar, tostlar, bilmem neler, bir sürü adını bildiğimiz, duyduğumuz, yeni duyduğumuz, eski duyduğumuz bir sürü şey var. İnsanın ağzını suyu yapıyor çarşıda pazarda dolaşırken. İştah açacak bir sürü şey var. Haram yok. Haramla tedavi yok. Evet, doktor böyle söylüyor. O doktorun imanı zayıf da ondan onu teklif ediyor. Öyle doktorlar var ki bizim kardeşlerimiz Müslüman, mütedeyyin, fakülteye gidiyor. Bunalıyor tabii. Sağa bakma, sola bakma, harama bakma, günaha girme. Bunalıyor. Bunalım olabiliyor. Bunalım çağı diyoruz. Buhran çağı diyoruz. Yani delikanlı çağı. Bak eskilerde ne demiş? Deli kanlı. Kanı deli gibi dolaşıyor damarlarda. Şır 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 şır. Efendim deli gibi dolaşıyor. Evet, ne olacak? Fren lazım. Böyle deli gibi gidişin sonu ya uçurumdur ya duvardır ya bir şeye toslamaktır. Ne olacak? Fren lazım. Gidiyorlar doktora. Ne doktoruymuş bu? Profesörmüş üniversitede. Biz de profesörlü, ne olacak? Tamam, biliyoruz profesörlerin nasıl kazanıldığını, ne olduğunu. Efendim, diyor ki, bizim şey gidince, ha sen sofu musun? Sofuyum tabii, ne yapayım? Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Namaz kılmaya çalışıyorum. Oruç tutmaya çalışıyorum. Harama bakmamaya çalışıyorum. Yo, bunalımın ondan oluyor, flört et. Demek bu profesörün imanı yok. Allah Kur'an-ı Kerim'de kullil müminine yaguddu min ebsarihim ve yafazu furucuhum buyuruyor. Söyle Müslümanlara ey Resulüm, gözlerine sahip olsunlar, harama bakmasınlar, namuslarını korusunlar. Kadınlara da böyle emrediyor, erkeklere de emrediyor. Efendim bu da ne diyor? Git flört et. Ha, demek ki imanı yok. İtikadı yok. Evet. Ne demişler? İza kânel gurabu delile kavmin leye'tihim ilel ardıl ciyafi. Karga bir kavmin kılavuzluğunu yaparsa, peşine takarsa insanları, kılavuzluk yapıyor, önden gidiyor, nereye götürür? Cifenin başına götürür. İşte gelin buraya bak, oh ne güzel yemek. Hay Allah musluğunu versin. Ya sen kargasın, sen leş yersin ama biz karga değiliz ki. Bizi ne getirdin buraya? Ne bileyim, ben de sizi karga sandım. İşte sizi buraya getirdim. Kendisini sevdiği şeye götürüyor. Demek ki o profesörün
hayalinde kalmış, gençliğinden yetmemiş yaptığı mendeburluklar, ondan sonra kendisine tatlı geliyor, onu da tavsiye ediyor. Daha akıl tavsiye edecekken, aman evladım. Bak Peygamber Efendimiz ne tavsiye ediyor? Ya Resulallah, efendim işte nefsim kabarıyor. Diyor ki, oruç tut. Evlen diyor, tamam. İlk şeyi normal, evlen, evlen. Olur mu hocam, niye olmasın? Evlen olsun bitsin. Evlendiğin zaman mesele çözülüyor, yuva kuruyorsun. Mübarek, mukaddes bir yuva kuruyorsun, bitiyor, tamam, evlen. Evlen bitsin, tamam. Evlenemezsen diyor Peygamber Efendimiz, oruç tut diyor. Çünkü oruç tuttu mu insanın midesi boşaldı mı, efendim, nefsi islah olur. Arzuları kabarmaz. Delikanlılığına, deliliğine fren olur. Oruç tuttuğu zaman. Bak Peygamber Efendimiz böyle tavsiye ediyor. Bu herif ne tavsiye ediyor? Dolu düzgün gidebildiğin kadar git diyor. Yapabildiğin kadar yap diyor. Öyle şey olur mu? Olmaz. Şimdi bir insan flört edecekse karşısındaki ya birisinin kızıdır. Sen kendi kızına böyle bir şey yapılmasını ister misin? İstemezsin. Ya birisinin karısıdır. Sen birisinin karısına bir şey yapmak ister misin? Yani yapılmasına razı olur musun kendi karına? Olmazsın. Ya annesidir. Hanımlar nedir bizim gözümüzde? Ya annedir, baş tacıdır, en muhteremdir. Ya hanımdır, birisinin eşidir, artık ayıptır, yuvaya, yuvanın temellerine sarsacak bir şey yapılmaz. Ya da bir genç kızdır. Çok güzel, tamam. Yani hiçbirisine kötü nazarla bakılmaz. Kötülük için cevaz verilmez. Binaenaleyh böyle şeyin yapılmaması lazım. Böyle bir şeyin yapılmasını tavsiye ediyorsa bir insan, o da demek ki şeytanın maskarası bir kimse. Dağdan ayıyı yakalıyorlar, burnuna halkayı takıyor, eline tefi alıyor, mahalle arasında gezdiriyor, tefi çalıyor, ayağa kaldırtıyor. Kaynana, efendim karşısında gelin ne yapar? Ya göster bakalım diyor, ayıya utanma taklidi yaptırtıyor, bilmem ne yaptırtıyor. Yapmadığı zaman burnunu çekti mi, burnundaki halka acıdığından ayı onu halka olmasa haklar ama onu haklar o. Kaç tanesini haklar o ayı ama hem akıllı hem kuvvetli haklar. Ama ne yapsın ki burnuna halka takılmış. Ha, şeytan da bazı insanların burnuna halkayı takıyor, tefi eline alıyor, oynatıyor. Hadi bakalım şöyle yap, hadi bakalım böyle yap, hadi bakalım Allah'ın istemediği şeyi söyle, Allah'ın istemediği işi yaptır diyor. Onun için ne yapacak insan? Ha, bu şeytandan diyecek. Kendisinin içinden bir fikir gelse, fikri bir kontrol edecek. Ne diyor bana bu içimdeki fikir? Şöyle yap, ha, bu şeytandan. Senin melun, içeriden bana bak vesvese veriyorsun değil mi? Anlayacak. Dışarıdan birisi bir daha söylüyorsa, ne diyor bu adam? Şöyle yap diyor, kanyak iç, içki iç. Flört yap. Ha, seni melun mendebur seni. Anlaşıldı, sen şeytanın burnuna halka taktığı birisisin veya şeytanın ta kendisisin. Çünkü şeyatînül insi vel cinni. Cinlerin de şeytanları var. Onları görmüyoruz. İnsanların da şeytanları var. İnsanları görüyoruz. Demek ki insanların bir kısmı şeytanmış. Kur'an-ı Kerim'den anlaşılıyor. İnsan suretinde kılığı, kıyafeti var, gözü var, kulağı var, bıyığı var, eli var, ayağı var. Ha, bu kim? İnsan. İnsan ama sureti insan, sireti içi şeytan. Şeytan gibi. Şeytanlaşmış. O zaman ne yapacak? Aklını başına toplayacak, ona uymayacak. Hepinizin karşısına vesvese, yanlış fikir, kötü teklif gelebilir. Hayat bu, imtihan. Soru geliyor ya, söyle bakalım şu mu doğru, şu mu doğru, şu mu doğru? Bir tanesi doğru, ötekiler yanlış. Nasıl seçiyorsun doğruyu? İşaretliyorsun bu doğru diye. Bilirsen kazanıyorsun. Hayatta da insanın karşısına sorular gelir. Şöyle yap, böyle yap, böyle yap, böyle yap. Bunlar şu yanlış, şu yanlış, şu yanlış, şu doğru. Doğru olanı yapması lazım. Bu kararı insan eğer şey yapabilirse, doğru vermeye kendisini alıştırırsa, tamam, o iyi Müslüman olur, sevap kazanır, imtihanı başarır, ahirette Allah Teala Hazretleri ona mükafat verir, cennetine dahil eder, efendim, türlü türlü nimetlerin sahibi eyler.
bu sorulara doğru cevap veremezse zarar eder. Ziyan eder, günah eder, yazık eder, vah eder, ah eder, sonunda perişan olur. Eyvah demeden Allah diyelim diyor ya hani, şeyde ilahide, sonunda eyvah dememek için yapacağı işi düşünmesi lazım. Tedavi olun, tamam, hastalıkların Allah devasını indirmiştir, arayın bunu. Ama haramla tedavi olmayın. Prensip bu. Haramla tedavi olmayacak. Helal yolla tedavi olacak. Helal ilaç kullanacak. Onun için ilaçların terkipleri önemli. İlaçların terkiplerine bakacaksınız. Gıdaların terkipleri önemli. Efendim bu madde, gıdanın içinde şu madde var, şu madde var, şu madde var. 409 M var. 860 A var. Her maddeye bir rakam koymuşlar, bir isim koymuşlar. 860. Ya bu 860'tan gel bakalım söyle bunu. Gel bakalım ne? Domuz yağıymış. Hay Allah. Mesela yani ben bilmiyorum. 960 ne olduğunu bilmiyorum da. Mesela domuz yağı demiyor da oraya numara veriyor. Efendim bu şeyin içinde, şekerin içinde şu var, şu var, şu var. Bir de şu numara var. Ne numarası? Gene ne numara karşımıza gelen? Ha, onu araştırıyorsun, bakıyorsun. Haram madde. Onun için Almanya'da, Amerika'da kardeşlerimiz, kimyager kardeşlerimiz şey yapmışlar. Bir liste yapmışlar. Arkadaşların ellerine dağıtmışlar. Bak, margarinin içinde, efendim şekerin, çikolatanın içinde aldığın efendim gıdanın, dondurmanın hatta, dondurmanın içinde dikkat et, şu 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 maddeler varsa bunlar haram. Öyle her kuşun eti yenmediği gibi her dondurma da yenmiyor. Her margarin de yenmiyor, her gıda da yenmiyor, her pasta da yenmiyor. Çünkü haram maddeden yapıyor. Neden yapıyor? Adam haramı helali düşünmüyor. Bazen de haramı helali bildiği halde efendim hatta müşteriden saklayarak katıyor. Müşteriden saklıyor. Müşteri bunu bilirse bunu almaz diye inadına yapıyor. Şimdi burada aşağıda bir meşhur şu Halıcılar Caddesi'nde bir şekerci var. Adı hatırıma gelmedi. Gelseydi söyleyeceğim, deşifre edeceğim, ilan edeceğim. Ama gelmedi aklıma. Bir şey pastanesi. Görgülü. Şimdi Görgülü'den babamlara şey gelmiş, bir kutu. Birisi misafir şey getirmiş, şeker getirmiş babamlara. Babam da biz gittik elini öpmeye, şekeri tuttu bize. Ben açtım, öbür arkadaş açmadan evvel şekerin formülüne baktı. Çikolata gibi böyle, sanduka gibi bir şey, çikolata gibi bir şey, şeklen böyle, efendim, şöyle şu kadar. 3,5-4 santim boyunda, 2 santim eninde, yüksekliğinde tabut gibi bir şey. Efendim, içinde likör var, likör. Lıkır lıkır likör, likör. Yani şey, alkol. Meyveli alkol galiba, likör dedikleri mendebur. Efendim, menfur nesne. Kesip bakıyorsun, o şeyin tabutun içine 3 damla şey, o mendebur şeyden, içkiden koymuş. Ya burası Gavuristan mı ya? Burası Fatih, burası İstanbul'un göz bebeği burası, İstanbul'un kalbi burası. Burada elin kalbi İslam diye atar, tak 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 diye, efendim güp güp İslam diye atar. Ya burada utanmıyor musun sen böyle içinde içki olan şeyi satma? Utanmıyor musun sen? Ya bu Müslümanlara farkına varmadan likör yalattırmak, yedirmek, yutturmak, bir damla iki damla insanı sarhoş etmez ama çoğu sarhoş eden şeyin azı da haram. Ha, demek ki dedim ki bak o adama gidin, söyleyin, ihtar edin, efendim böyle şeylik yapmasın, aldatmaca yapmasın diye söyledim. Şekerlerin içinde oyun olabilir, çikolataların içinde oyun olabilir, sabunun içinde oyun olabilir. Aman efendim ne güzel kokuyor sabun, sen bırak kokusun ya, koku her yerde var, şişelerde satılıyor, neyin içine katarsan güzel olur. Kokusu güzel olur ama kokusunu bırak sen, maddesi güzel mi? Maddesi domuz yağı.
Yani domuz yağından sabun. Ellerini yıkıyorsun, yapışıp kalıyor efendim bir şey. Ya ben bunu kullanmam. Kullanmamak lazım. Neye kullanırım? Arap sabunu kullanırım. Arap sabunu tenekeyle efendim macun gibi alırsın, gayet güzel, tamam. Koku mu istiyorsun? Al buradan bizim caminin çıkışından esansçıdan bir esans, efendim bir tenekenin içine karıştır, al sana mis gibi kokulu bir sabun. Daha ne istiyorsun? Yani haram, hatta elbiselerin üstüne bile apre yapıyorlarmış. Apre, şey, kumaş böyle dik dursun, bilmem güzel görünsün filan. Orada bile bir şeyler olabiliyormuş. Ne yapacağız? Haram yememeye, haram giymemeye, haram olan madde ihtiva eden bir ilaç, bir madde yememeye dikkat edeceğiz. Neden? İnadına bunu bize yutturmaya çalışan herifler var. Herifi naşerifler var. Herif ama herifi şerif değil, herifi naşerif. Şerefsiz herif var. Çünkü insan açıkça söylemeli hiç olmazsa. Şeyler Suudi Arabistan'da efendim mesela tavuk helal mi haram mı? Tavuk yenilebilen bir hayvan ama kesimi bozuk olursa haram olabilir. Sığır, koyun helal bir hayvan ama kesilmeden öldürülür de eti murdar olur, o zaman haram olur. Yani yetmiyor şey. Helal bir hayvan olması yetmiyor. Kesimi de önemli. Suudi Arabistan'da süpermarketten balık aldık. Balığın üstüne yazmış. Bu balık İslami usule göre kesilmiştir diye. Cahilliğe bak yani. Balığın kesilmesine lüzum yok. Balığın hepsi helal. Ama Müslümanı kandırmak için damgayı basmış oraya. Bu balık İslami usule göre kesilmiştir. Yalan. Yani balığın kesilmesi yok ki, İslam usulüne göre kesilmesi olsun. Onu oraya yazmış. Bu ne dedik ya? Bu rezalet ne? Yani aldatanlar var. Neden? Adam satacak malını Macaristan'dan, Polonya'dan, efendim bilmem hangi diyardan alacak, satacak. Besmelesiz kesilirse olmaz. Allah'ın adına değil de başka bir ada kesilirse olmaz. Efendim kesilmeden kafasına bir tokmak vurulup adam öldürülürse hayvan olmaz, boğulmuşsa olmaz vesaire. Bunların hepsinin dinimizde tarifi var. Onun için helal lokma, tamam hocam ben helal lokma kazanıyorum, sabahtan akşama işçiyim, çalışıyorum, alnımın teriyle yevmiyemi alıyorum, eve helal lokma götürüyorum. Tamam, kazancın helal ama götürdüğün malzeme haram olabilir. Dikkat et ha. Çikolata alırsın, içinde likör olur. Lıkır lıkır likör olur. Efendim, çocuğun onu içer, olmaz. Dikkat edeceksin her şeyin helal olmasına. Haram şeyin ikazını yapacaksın. Bak bunu satma diyeceksin. Ayıp diyeceksin, günah diyeceksin. Almam senden diyeceksin. Filan. İlaç da böyle. İlaçlara da bakacaksın. Bizim doktor kardeşlerimiz bakıyorlar. Efendim öksürük şurubuymuş, tıksırık şurubuymuş, bilmem söktürücüymüş, yandırıcıymış, dondurucuymuş, söndürücüymüş. Efendim içinde alkol var. Olmaz, alkol koymasın. Başka türlü yapsın. Alkol olmayanından ver bana. Bunlara dikkat etmek lazım. Tabii burada bir de araştırıcılara bir işaret veriyor Peygamber Efendimiz. Her hastalığın ilacı vardır. Binaenaleyh araştırırsan bulursun, sen bulursan zengin olursun. Şimdi İsveç'e gittik, bir mide ilacı orada imal ediliyormuş. Bu mide ilacı iyiymiş, yani iyi geliyormuş ülsere, gastrite. Bu mide ilacı İsveç'in ekonomisine çok katkıda bulundu. Çok fayda sağladı. Çünkü dünyanın her yerine satıyor, çok para kazanıyor dediler. Bak, bir ilaçtan ne kadar para kazanıyor. Hatta hastaları sömürüyorlar. Bir kutu ilaç 900 bin lira. Şu kadarcık bir şey, bilmem ne kadar. Bunun aslı ne, esası ne? Bunda insaf yok mu biraz? Ummiyetle zengin sıhhatini korur da zaten ummiyetle fakirler hasta oluyor. Yani sen bu fakirleri sömürüyorsun buna yüksek fiyat koyarak. Devletin bunu engellemesi lazım. Ya devletin ilaç işine girmesi lazım. Efendim, mesela ordunun kendisinin ilaç fabrikası var. Ya da sıkı kontrol etmesi lazım. Fiyatları aşağı çekmesi lazım. Efendim, bu istismara karşı çıkması lazım.
Evet. Tedaviyle ilgili husus bu. Hastalığı da veren Allah. O zaman ne yapacağız? Ya Rabbi, hastalığı sen verdin, devasını da ver diye dua edeceğiz. Hastalığın Allah'tan geldiğini bilip efendim isyan etmeyeceğiz. Beni niye hasta ettin ya Rabbi? Eder. İmtihan için hasta eder. Ne yapacaksın? Bazısı hasta olur, bazısı ölür. Yani hayat bu. Hayatın cilvesi. Dünyanın imtihanı bu. Dünya hayatının imtihanı. Hastalığı Allah'ın gönderdiğini bilip ona da isyan etmeden sabırla, tahammülle ya Rabbi şefayı istiyorum. O şefa ver diyecek ama isyan etmeyecek. Edebini muhafaza. Sema ilel art. Fe enzelel hadid vel nar vel ma vel milh. Deylemi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu ikinci hadisi şerifi. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Allahu Teala Hazretleri gökten yere 4 bereket indirmiştir. 4 bereketli, mübarek, kıymetli malzeme indirmiştir Allah gökten yere. Nedir bunlar? 1. El hadid, demir. Gerisi demir. İkincisi ven nar, ateş. Üçüncüsü vel ma, su. Dördüncüsü vel milh, tuz. Demir, ateş, su, tuz. Yani bu 4 şey insan olduğu için önemlidir, faydalıdır efendim. Bir berekettir, bir nimettir. Evet. Alalım birincisini, hadid, demir. Hayatımızın her yerinde, yaşayışımızın her yerinde olan bir malzeme bu demir. Çok önemli bir malzeme. Efendim, her şeyimizi yapmakta kullanılmış asırlar boyu. İçine bir şeyler katılarak çeşitlendirilmiş, çelik yapılmış, efendim kromajlı olmuş, nikelajlı olmuş filan ama demir çok önemli bir malzeme. Tabi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi de var. Demirle ilgili bir sure de var. Ve enzelnel hadide fihi be'sün şedidü ve menafi'ül linnas. Efendim insanlar için çok faydalı bir malzeme olduğuna işaret olmuş. O zaman kılıç yapılıyordu. Efendim şimdi top yapılıyor, füze yapılıyor, falanca yapılıyor, filanca yapılıyor birçok şey. Bir şeyi anlatayım size. İkinci Cihan Harbi'nde Avrupa devletleri kutuplaştılar, birbirleriyle savaştılar, Avrupa'yı yaktılar, yıktılar, nesilleri mahvettiler, şehirlere yağmur gibi bomba yağdırdılar ve Avrupa'yı harabeye çevirdiler. Anneleri babaları öldürdüler, çocukları yetim büyüttüler. İkinci Cihan Harbi çok büyük bir felaket oldu Avrupa için. Birbirleriyle şey yaptılar, hırlaştılar, dırlaştılar. Ve çok büyük bir felaket oldu. İkinci Cihan Harbi. Şimdi çok zararını çektikleri için, bütün şehirler harap olduğu için Fransa istilaya uğradı, Almanya bomba yağdı, efendim İngiltere efendim şöyle oldu. İngiltere'ye çıkmak istedi Almanlar. Churchill efendim petrolü denize döktürttü, yaktırttı. Ama İngiltere şehirlerine gene Almanlar uçaklarla bombalar yağdırdılar. Okyanuslarda çarpıştılar, denizaltılar, gemileri batırdı vesaire vesaire. Bunların hepsi neden oldu? Almanya sanayi çok gelişmişti ve demir sanayini harp sanayine döndürdüler. Gemiler yaptılar, tanklar yaptılar, uçaklar yaptılar, silahlar yaptılar, efendim mermiler yaptılar. Dört bir yana saldırdılar. Fransa'ya, Polonya'ya, bilmem neye derken Avusturya'yı işgal ettiler, Polonya'yı işgal ettiler, Rusya'ya kadar geldiler, Balkanlara indiler filan. Tamam, bunlar oldu bitti, yakıldı yıkıldı, ölen öldü, kalan kaldı. İkinci Cihan Harbi sona erdi. Şimdi Avrupa devletleri oturmuşlar, demişler ki ne yaptık biz? Birbirimizi yedik. Ne oldu? Biz zarar ettik. Ne yapalım? Bir daha aramızda savaş olmaması için tedbir alalım. Ne yapmışlar? Dikkat edin muhterem kardeşlerim. Önemli bir şey söylüyorum. İlk önce demir ve kömür birliği kurmuşlar. Yani demiri kontrol altına almışlar.
Demir bir Avrupa milletleri arası heyetin elinde olsun. Herkes demiri istediği gibi üretip istediği tehlikeli efendim silahı yapmasın diye bir demir ve kömür birliği kurmuşlar. Kurulmuş bu. Yani hiçbir devlet demiri fazla üretip de tank yapıp silah yapıp öbürünü tepelemeye teşebbüs edemeyecek. Yani bizim köyde buna derler ki pınarı başından avlamak. İşi tedbirini önceden alıyor. Demiri el koyuyor demire. Sonra bu nereye dönüşmüş? Bakmışlar ki bu iyi oluyor. Hadi bunu AET'ye çevirelim. Avrupa Ekonomik Topluluğuna çevirelim. Harp etmeyeceğiz ya. Bak beraber davrandık. Demiri, kömürü kontrol altına aldık. İyi oldu. Gel bir de ekonomik işbirliği yapalım. AET'yi yaptılar. Sonra baktılar, ekonomik topluluk da güzel oldu ama niye biz tam topluluk olmuyoruz? Hudutları kaldıralım. AT olalım. Avrupa topluluğu olalım. Avrupa topluluğu oldular. Şimdi 15 devletin hudutları kaldırılıyor. Efendim koca bir Avrupa oluyor. Hiçbir yere gümrük muayenesi olmadan bir yerden bir yere Alman, Fransız, İngiliz dolaşacaklar, gidecekler. Hiç kontrol yok. Ta dışta olacak kontrol. AT'ye girerken olacak. İçeride herhangi bir kontrol yok. Koca bir devlet oldular. Bir ABD vardı. Amerika Birleşik Devletleri, bir Rusya vardı, şimdi bir de AT var, ben de varım diyor. Şu kadar nüfus, bu kadar ekonomik güç, bu kadar efendim kuvvet filan, ben de varım diyor. Üçüncüsü de benim diyor. Amerika bu işten korktu, o da tedbir aldı. Rusya korktu, o da kendisine çeki düzen vermeye çalışıyor. Şimdi bunlardan bize ne? Birçok bakımdan bizimle ilgili de bu. Hadis-i Şerif'e dönelim. Bakın bizde demir çelik fabrikaları satılıyor. Dikkat edin. Yani Türkiye'nin kalkınması için ne lazım? Demir lazım. Çok önemli. Türkiye Çeçenistan'da harp oluyor, Bulgaristan'da Müslümanlara zarar veriliyor, Sırbistan'da harp oluyor, efendim Yunanistan Ege'de suları ısıtıyor, 12 mile çıkartıyor. Yarın öbür gün sen onun adasına 12 miline yaklaştığın zaman senin kayığını el koyacak, motoruna el koyacak, gemine el koyacak, harp çıkacak. Harp çıkacaksa hazırlık yapalım. Neyle yapılır hazırlık? Çelikle yapılır. Demirle yapılır. Harp hazırlığı neyle yapılır? Bomba neyle yapılır? Bunlarla yapılır. Türkiye'de demir çelik fabrikalarını çökertirsen ne olur? Türkiye ileride Yunanistan'la, Sırbistan'la, Bulgaristan'la, Rusya'yla harp edemez. Anlıyor musunuz işin? İşin arkasındaki oyunu anlıyor musunuz? Bu çok önemli. Kaliteli çelik üretimi çok önemli. Türkiye'de demir çelik üretimi olacak, kaliteli çelik üretimi olacak, ondan mamul maddeler yapacağız, Türkiye kalkınacak. Türkiye, Avrupa bizim iyiliğimizi istemiyor. İşte gördünüz, ölsün diyor Bosnalılar. Muhasara edenlere bir şey yok. Muhasaradan kurtulmak istediği zaman yapamazsın diyor. Birleşmiş Milletler oraya gelmiş harbi engellemek için kendi silah depolarını yağmalattırıyor, Sırplara veriyor. Yani oyun, yani bizimle alay. İşin aslı bu, yani anlayalım. İslam alemiyle alay ediyor. Müslümanları orada keserken İslam alemiyle alay ediyorlar. Ne yapması lazım? Müslümanların güçlü kuvvetli olması lazım. Bu güçlü kuvvetli olmanın alfabesinin A'sı nedir? İlk adımı nedir? Demir. Demir çelik fabrikan olacak. Demir çelik elinde olacak, kalitelisi olacak, en alası olacak da ona dayalı diğer malzemeyi yapabileceksin. Aksi takdirde olmaz. Birisi bu. Bak Peygamber Efendimiz işaret etmiş. Birisi demir. İkincisi ateş. Ateş çok önemli. Ateşle medeniyet başladı. Her şeyde de ateş iş görüyor. Ve bu enerji demek tabii. Bu da çok önemli. Enerji de çok önemli. Enerji efendim, şimdi biz ateş işini ormanlardan yapıyorduk, odun yakıyorduk, kömür çıktı, petrol var, atom enerjisi var. Atom enerjisi en ucuz enerji ve bizim elimizde bulunması lazım. Neden? Çünkü bir atom santralı kurduğunuz zaman şu kadar petrol yerine bu iş görülüyor. Büyük tasarruf oluyor ama adamlar bizim atom enerjisine sahip olmamızı istemiyorlar. Ne olacak? Petrol alacağız dışarıdan, paralar ona gidecek,
cebimiz parasız kalacak, ekonomimiz düşük olacak, yine de enerji ihtiyacını tam karşılayamayacağız. O da çok önemli. Demek ki ateşe dikkat edeceğiz. Demire dikkat edeceğiz bir, ateşe dikkat edeceğiz iki. Üçüncüsü su, elma. Yani su, suyun da lafı mı olur? Olur tabii. Su olmasın da gör bak. Şimdi su gittikçe önem kazandığı için milletler petrol kavgası yapar gibi su kavgası yapma durumuna geldiler. Orta Doğu'daki oyunların arkasında ne var? Sular var. İsrail niye Suriye ile çarpıştı, Golan tepelerini aldı? Golan tepelerinde su vardı, kendisine su sağlamak için aldı. O yamaçlarda su olduğu için kendisinin su ihtiyacını karşılamak için orada harp yaptı. Şimdi bizim Güneydoğu'da niye Kürt hareketi var? Niye bir takım oyunlar var? İsrail oraları almak istiyor, barajları, sulara sahip olmak istiyor. Kendisinin su ihtiyacını karşılamak istiyor, oralara el koymak istiyor, şimdiden oraları karıştırtıyor. Ermeni'yi bahane ediyor, Amerika'yı itiyor, Avrupa'yı kışkırtıyor ama asıl oraya sahip olacak Kürt kardeşimiz değil. Oraya sahip olacak Ermeni, Ermeni ile ortak olarak Yahudi. Onun için kavga ne? Bir petrol yani ateş, iki su. Büyük miktarda su var. Harran Ovası sulanıyor. Muazzam su var. O sular ihya eder aşağı tarafları. Oradan bir kol şöyle İsrail'e gitse İsrail yemyeşil olur. Onu çok istiyor. Bizim Seyhan Nehri'nden şöyle bir boru olsa da Suriye üzerinden İsrail'e gitse. Şey diyor tabii, İsrail'e istese herkes ayağa kalkar. Suudi Arabistan deniliyor. Gösterme. Hedef orayı gösteriyor. Suudi Arabistan'a nereden gidecek bu? Şunun yanından gidecek. Sessiz sedasız oraya su gitmenin efendim yolu. Su çok önemli muhterem kardeşlerim. Şimdi şehirde de su önemli olduğundan birçok yerde benzin istasyonu gibi su istasyonları başlamadı mı? Tankerlerle su taşınmaya başlamadı mı? Bu onu gösteriyor. Daha da artsın nüfusumuz, daha da fazlalaşacak ihtiyaç. Su da çok önemli. Bir de dördüncüsü milh, tuz. Yemeksiz tuz yenmiyor. Efendim ağzının tadı olmuyor insanın. Efendim bir perhiz verdi mi doktorlar? Yemekler bakıyorsun saman gibi, ya bunun tadı hep tuzlanmış demek ki. Şöyle etin üstüne tuzu ek, ondan sonra ne kadar tatlı. Ekme, tadı olmuyor. Ekmeğin içine tuz koyma, tadı olmuyor. Yemeğin içine koyma, tadı olmuyor. Evet, bunlar tabii her şeyi Allah-u Teala Hazretleri hikmetle yaratmıştır. Sebebi vardır yaratışında. Mesela şu havamızın terkibi, içinde %79 azot, %21 oksijen var. Bu nispet önemli. Azot olması önemli, oksijen olması önemli. Efendim işte denizler tuzlu. Dünyada tuzun bu kadar çok olması önemli. Hepsinin hikmetleri var. Ve bunları insan bilimsel kitaplarda, dergilerde okuduğu zaman Allah Allah, vay canına. Meğer neler varmış da benim haberim yokmuş diyor. Mesela dünyanın ekseni eğik. Yani güneşin etrafındaki dönüş yörüngesinin düzlemine göre tam 90 derece dik değil, meyilli. Aman aman, ondan ne faydalar çıkıyor. Eğik olmasına, iyi ki Allah eğik yaratmış, ondan ne faydalar oluyor. Mevsimler oluyor, efendim bilmem şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir sürü fayda çıkıyor. Hepsinin hikmeti var. Bu maddeler de çok önemli. Ve bu maddelerin tabii arkasındaki ana manayı Müslümanın yakalaması lazım. Demir deyince demirle yapılacak şeyi, efendim, cihadın ana malzemesi bu. Var olmanın şeyi, varlığının, bakın, İslam alemi bu kadar kalabalık ama çok sıkıntı çekiyoruz. Bir iki küçük problemi çözemiyoruz. Neden? Kuvvetli değiliz de ondan. Efendim işte Saddam Hüseyin silahlandı, bilmem Irak silahlandı, İran silahlandı. Öyle demode silahlarla da olmuyor. Araştırma yapıp, geliştirip, işi mükemmel yapmak lazım geliyor. Allah-u Teala Hazretleri bize böyle hadis-i şeriflerin esrarını sezmeyi, anlamayı nasip etsin ve ona göre çalışmayı nasip etsin. Kendi başımıza, kimseye bağımlı olmadan araştırmalar yapıp işlerimizi geliştirmeyi nasip eylesin. Kafire, namerde muhtaç olmadan yaşamayı nasip eylesin. Hürriyetimizi, istiklalimizi kaybettirip bizi o sırfın, Yunan'ın, efendim, dinsizin, imansızın eline Allah düşürmesin. Düşmüş olan kardeşlerimizi de
yakın zamanda onların zulmünden kurtarsın. Beşinci hadis, yani okuduğumuz hadislerin üçüncüsü, İnnallaha baha melaiketehu bin nasi yevme arafete ammeten ve baha bi Ömer ibnil Hattabi hasaten ve ma fi semai melekün illa ve huve yuvakkır Ömer ve ma fil ardı şeytanın illa ve huve yefirru min Ömer. İbni Asakir rivayet etmiş İbni Abbas radıyallahu anhmadan. Şimdi burada Allah-u Teala Hazretleri'nin şöyle buyurduğunu Peygamber Efendimiz bildiriyor. İnnallaha baha melaiketehu bin nasi yevme arefe. Arefe gününde Allah meleklerine mübahat eder, övünür. Arefe gününde hacıları gösterir Allah-u Teala Hazretleri. Bak benim kullarıma, yerlerini, yurtlarını terk ettiler, rahatlarını terk ettiler, sıkıntıları göze aldılar, efendim, yalın ayak, başı kabak, efendim, kefen gibi ihramlara, beyaz örtülere sarılmış, geldiler burada taşların arasında, Ya Rabbi diyorlar, yalvarıyorlar, benim emrime uygun olarak Kabe'yi, efendim, şey yaptılar, ziyaret ettiler, hac için Arafa'ya geldiler, bak benim kullarım ne kadar fedakar, benim emrimi tutuyorlar diye Allah övünecek meleklerine Arafat'taki hacıları gösterir. Evet, Arafat çok mühim bir yerdir. Çok derin anlamı vardır haccın. Arafat'a çıkmanın çok büyük manası vardır. Hakikaten çok önemli bir gündür. Arafa gününde orada bulunmak, o dualara katılmak çok kârlıdır, sevaplıdır. Oraya gidemeyen insanların da Arafa gününde buralardayken, hacca gitmemişken, buralardayken o gün oruç tutması çok sevaptır. Tamam. Arefe günü, yani Kurban Bayramı'nın arefesi oluyor. Arafat'a çıktığı zaman hacılar çok önemli. Tamam. Allah o gün Müslümanlarla övünecek. Meleklerine bak benim kullarım, mümin kullarım ne kadar iyi diye övünecek. Tamam. Sonra özellikle Ömer İbn-i Hattab'la övünecek diye bildiriyor. Gökte hiçbir melek yoktur ki Ömer'e hürmet etmesin, saygı göstermesin. Hiçbir şeytan yoktur ki efendim Ömer'den kaçmasın buyuruyor. Evet, Hazreti Ömer'in celadeti vardı. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in yanına geliyordu. Orada kızlar Peygamber Efendimiz'in evinde. Hazreti Ömer görünce herbesi bir tarafa savuştular. Kaçtılar. Hazreti Ömer biraz böyle celadetli olduğundan, celalli olduğundan efendim hepsi kaçtılar, güldü Peygamber Efendimiz. Hazreti Ömer bir yere gelse dedi, şeytan onun yolunda onu görse dedi, yolunu değiştirir kaçar dedi. Başka bir hadis-i şerif, yani burada da böyle buyuruluyor. Başka yerde de. Hazreti Ömer'in böyle bir vasfı var. Tabii cennetlik, cennetlik olduğunu Allah hayatındayken bazı kimselere bildirmiş. Onlardan birisi. Ebu Bekir cennetlik radıyallahu anh. Allah cennette buluştursun. Hazreti Ömer cennetlik, aşere-i mübeşşere diyoruz. Dört halife ve diğerleri cennetlik. Tamam. İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Bundan sonraki hadis-i şerif, İnnallâhe tecavveze li ümmeti amma haddeset bihi enfusuha ma lem tetekellem bihi ev ta'mel bihi. Allah-u Teala Hazretleri benim ümmetimin gönüllerine, göğüslerine gelen vesveseleri affetti. Onları nazar-ı dikkate alıp ondan bir vesvese geldi içine diye vesvese sahibini cezalandırmaz. Onları affeder. Gönüllerinin, nefislerinin içine verdiği vesveseyi hoş gördü, affetti Allah-u Teala Hazretleri. Ama hangi şartla? Malem tetekellem bihi, söylemeyecek. Gönlüne gelen vesveseyi diliyle söylememek şartıyla ev ta'mele bihi, ya da o vesveseyi icra etmemek şartıyla. Şeytan bir vesvese veriyor, şöyle yap diyor. Söylemezse, yapmazsa günah yok. Söylerse, yaparsa tabii o zaman kuvveden fiile çıkartmış olduğundan o zaman cezası olur.
söylemediği takdirde vesveseden dolayı bir ceza olmayacağını bu hadis-i şerif efendim bildiriyor. Diğer hadis-i şerif, onun altındaki hadis-i şerif, اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَلِ اُمَّتِ اَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورٌ مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَسْرِهُ عَلَيْهِ. Aynı manaya bir hadis-i şerif daha var aşağıda. Allah-u Teala Hazretleri bu benim ümmetimin gönüllerine, göğüslerine efendim gelen vesveseleri affetti, hoş gördü, onları cezalandırmayacak. Onu işlemedikçe, onu konuşmadıkça, zorla yaparsa tabii o zaman gene zorlanarak yapılırsa onu da affediyor gene. Kendi isteğiyle yaparsa cezası var, zorlanarak, istemeyerek olursa o zaman affediyor diye ikinci hadis-i şerifte aynı konuda. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى تَتَوَّلَ عَلَيْكُمْ ف۪ي جَمْئِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُس۪يئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَاَعْتَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلُ اِدْفَعُوا بِسْمِ اللّٰهِ. Bu da şeyle ilgili bir hadis-i şerif. Yine haçla ilgili bir hadis-i şerif. Allah-u Teala Hazretleri şu toplantınıza, Arafat'taki toplantıyı kastediyor Peygamber Efendimiz. Şu toplantınıza şöyle nazar eyledi efendim. Ve sizin bu topluluğunuza ihsan eyledi. Yani iyilik, bağışta bulundu Allah. Ne yaptı? فَوَهَبَ مُس۪يئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ. İçinizdeki günahkarları, içinizdeki iyilerin hürmetine bağışladı, onlara bağışladı. Ha, hacıların içinde iyisi var, kötüsü var ya, kötülerini iyilerine bağışladı, iyilerinin yüzü suyu hürmetine hepsini affetti, diyor Peygamber Efendimiz. Ve ata muhsineküm ma se'ele, ve iyinize de istediğinizi verdi. İyi olan kullara, içinizdekilere gönüllerinin istediğini, muratlarını, dualarını verdi. Kötülere de bağışladı. İyilerin hürmetine bağışladı. İdfa'u bismillah. Hadi Allah'ın ismini ana ana, hadi bakalım dağılın diyor Peygamber Efendimiz. Arafat çok mühim, hac çok mühim. Onun için insanlar böyle kallem edip hacca gitmesi ondan. Hükümet yasaklıyor. Efendim şey vize koyuyor, bin bir türlü müşkilat, masraf, para, pul. Gene millet fırsatını buldu mu hacca gidiyor. Neden? İşte bundan. Sevapları var da orada bulunmanın mükafatı var. Mükafatı çok büyük de onun için. Evet. İnna Allahu Teala ce'ale nucume emanen li ehli's sema fe iza tumiset iktarebe li ehli's sema'i ma yu'adun ve inna Allahu Teala ce'ale ashabi emanen li ümmeti fe iza heleke ashabi iktarebe li ümmeti ma yu'adun. Taberani'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Sayfanın 9. hadisi. Allah-u Teala Hazretleri yıldızları gök ehli için eman eyledi. Yıldızlar söndüğü zaman, döküldüğü zaman efendim gök ehlinin başına Allah'ın vaat ettiği kıyamet kopacak, gelecek. İşte bunun gibi diyor Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala Hazretleri benim ashabımı da benim ümmetim için eman eyledi. Güvenç kaynağı eyledi. Ashabım helak oldu mu, benim ümmetimin başına gelecek şeyler yakınlaştı demektir. Ashab gelince ümmetimin başına gelecek şeyler yakınlaştı demektir, buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi İslam tarihini okuyanlar hatırlarlar, bilirler. Efendim ne kadar meşakkatli, zorlu, üzücü olayların tarih içinde geçtiğini. 10. hadis-i şerif,
اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَس۪يرَةُ اَرْضِهِ سَبْع۪ينَ آمَنْ لِلْتَوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا. Safan ibn-i Assal radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş 10. hadis-i şerif. Bunun konusu ne? Allahu Teala Hazretleri batı tarafında genişliği 70 yıllık bir kapı yarattı. Gün batısı tarafında genişliği 70 yıl gidecek de bir insan o genişlikte bir kapı yarattı batı tarafında. Niçin bu kapı? Lit tevbe. Tevbe kapısı. Yani kullar tevbe etsin, efendim o kapıdan böylece emin olarak geçsinler, tevbeleri kabul olsun diye tevbe kapısı. Şimdi bu kapı la yuğlaku malem tatlu işşemsu min kıbelihi. Güneş battığı yerden doğmadıkça bu kapı kapanmayacak. Yani kıyametin alametlerinden birisi nedir? Güneş bir akşam batacak, batıdan her akşam batıyor, doğudan sabahleyin doğuyor, tamam. Sabah ezanı oldu diyoruz, doğudan doğuyor. Aşağıdan hop yine doğudan doğuyor. Daha doğrusu biz dönüyoruz da öyle görüyoruz. Şimdi kıyametin alametlerinden birisi nedir? Güneş batıdan batacak, bekle ki doğudan doğsun, doğudan doğmayacak. 3 gün geçecek. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Güneş batıdan batacak, doğudan doğmayacak. 3 gün geçecek. Ondan sonra batıdan doğacak. Battığı yerden doğacak. Doğudan bekle, yok. Doğudan yok. Doğudan doğmayacak. 3 gün karanlıkta kalacak insanlar, doğmayacak. Ondan sonra şeyden doğacak. Battığı taraftan, batıdan doğacak. İşte bu artık kıyametin alametidir. Ondan sonra kıyametin şeyleri sökün edip devam edecek. Şimdi bu nasıl olur diye sordu bana mühendisler. Yani güneş batıdan batıyor, sonra batıdan nasıl döner? Doğar. Eksen 180 derece dönerse o zaman olur. Eksen 180 derece nasıl döner? Biliyorsunuz efendim eksi manyetik kutuplar birbirlerini iter. Eksiyle eksi yan yana getirirsen birbirini iter. Artıyla artıyı aynı cins kutupları yan yana getirsen birbirini iter. Uzun bir mıknatıs çubuğu al. Ötekisini de al. İkisinin aynı kutuplarını birbirine yanaştırmaya çalış, yanaştıramazsın. İterler birbirlerini, yanaşmazlar. Zıt kutuplar, yani eksiyle artı birbirini çeker ama aynı kutuplar birbirini iter. Herhalde dünyanın etrafından böyle bir gök cismi geçecek. Efendim aynı cins olan kutup itecek kuzey kutbunu, efendim bir dönüş olacak. Dünya böyle dönüp duruyorken böyle olacak. Orada da bocalayacak, 3 gün şey yapmayacak. Ondan sonra batıdan dönüyor gibi gelecek diye ben böyle izah ettim. Hoşlarına da gitti şeyler, mühendislerin. Efendim böyle bir izah yapmam da hoşlarına gitti. Nasıl olur çünkü batıdan doğması için aslında güneş şey yapmıyor, dünya dönüşüyle onu sağlıyor. Dünyanın dönüşü tersine nasıl döner? Ekseni alt üst olduğu zaman. Tamamen 180 derece döndüğü zaman olur. İşte o zaman artık tevbe yok. Yani bu ne demek? Kullar şimdi günahkar mısın? Suçun kabahatin var mı? Tevbe et ya. Estağfurullah lazım ve etü bile. Allah tevbeni kabul eder. Ama kıyametin o alametleri belirdiği zaman tevbe kapısı kapanacak. Artık tevbe etmek yok. Tevbe etsen kabul edilmesi yok. Çünkü başladı artık kıyametin kopması. Ondan evvel tevbe edeceksiniz. Onun için tevbeye muhterem kardeşlerim acele etmek lazım. İnsan günah işlemiş olabilir. Gençliğimde hocam şöyle hata ettim, böyle işledim. Cahildim, tamam. Olabilir. Ama hatasını anlar anlamaz tevbe edecek insan ve dönecek. Tevbe ne demek? Dönüş demek. Hataya sözle tevbe ya Rabbi deyip de devam etmek tevbe değildir. Dönüş olacak. Bir daha işlememeye azmedecek, dönüş olacak. Tevbe dönüş demek çünkü. Yapıyorken yapmayacak. Ters dönecek. Gidiyorken gitmeyecek.
Meyhaneye gidiyorken gitmeyecek. Şu günahı işliyorken işlemeyecek. Yani işlemeye devam ederken tevbe olmaz. Tevbenin şartı nedir? Bırakacak günahı, bir daha işlememeye azmedecek, tevbe odur. Tevbeyi çabuk yapmak lazım. Neden? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde buyurmuş ki, اَجِّلُوا بِالْتَوْبَ Tevbeye acele edin. Tevbe yapmaya acele edin. قَبْلَ الْمَوْتِ Ölüm geliverir. Ölümden evvel acele tevbe yapıyor. Hocam dur bakalım, daha bana ölüm gelmesin. Niye gelmesin? 16 yaşındayım. Bir araba çarparsa 15 yaşındaki de gidiyor, 16 yaşındaki de gidiyor. Gökten pat diye bir şey inerse, efendim bir elektrik teli cırt yakıyor, efendim tel kopuyor, bilmem ne oluyor. Yani kaza, görünmez kaza diyorsun. Adam otobüsün içinde gidiyormuş, öndeki kamyondan bir odun parçası düşmüş, tak tuk tak tuk, yolda hoplaya zıplaya otobüsün camına bir vurmuş, şoförün yanından vız diye geçmiş, şoföre vurmamış, camı kırmış. Şoförün yanından geçmiş, birinci sıradan geçmiş, ikinci sıradaki falanca adamın kafasına tak diye vurmuş, öldürmüş. Bak gördün mü? Nasıl ayırıyor Azrail Aleyhisselam? O ölmeyecek, o ölmeyecek, şu ölecek, tak. Nasıl? Kafasına geliyor, ölüyor. Eceli gelen gider, muhterem kardeşim. Eceli gelen gider. Onun için ne diyor Peygamber Efendimiz? Ölmeden evvel tevbeye acele edin. Hocam bak, tevbe kapısı açık duracakmış. 70 yıllık bir kapı. Allah! Geniş mi geniş? Herkes geçer ya buradan. Hiç sıkışık olmaz. İyi ama, iyi ama. Ya ölüverirsen? Bir de ölüm var. Ölüm var. Ne zaman? Hiç belli olmaz valla. Allah dua edelim. Hayırlı uzun ömür versin. Tamam, pir-i fani ol. İnşallah torununun torununun torununu görürsün. Kıyameti beklememek lazım. Kıyameti uzakta sanmamak lazım. Kıyamet ne zaman kopacak? İnşallah 500 sene sonra kopar. Ben görmeyeyim de benden sonra tufan ne olursa olsun. İyi ama bir başka hakikat var. İza matel insanı fakat kıyamet kıyameti. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Bitti. Sen artık başka kıyamet bekleme. Sen öldün mü senin kıyametin koptu demektir. Onun için kıyamet uzakta değil. Nerede? Ensende. Ensenin kökünde kıyamet. Yani ölürsen senin kıyametin kopmuş olacak. Özel kıyametin kopmuş olacak. Onun için ne yapması lazım? Muhterem kardeşlerim, bunları niçin söylüyoruz? Korkutmak için mi? Hayır. Kendimizden mi söylüyoruz? Hayır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini söylüyoruz. Ne yapmak lazım? Ölüm geliverir diye, ölüm insanın başında neylersin? Ölüm herkesin başında, uyudun, uyanamadın olacak. Efendim, taht misali, o musalla taşında efendim bir namazlık saltanatı olacak insanın. Ölüm gelir diye tevbeyi çabuk yapmak lazım. Tevbe kapısının genişliği geniş, tamam. Seni de alır, beni de alır. Herkes oradan geçebilir. Geç, buyur. Hemen geç. Ne duruyorsun? Geç. Tevbe ya Rabbi de. Döndüm ya Rabbi senin yoluna de. Senin iyi kulun olacağım de. Efendim ıslah ol. İyi insan ol. Bırak günahı, haramı, yalanı, dolanı, Allah'ın sevmediği şeyleri. İyi insan ol. O kadar. O kadar kolay. Yok ileride yapacağım, yaşlanınca yapacağım, emekli olunca yapacağım. Ya yaşlanamazsan, ya o vakte erişemezsen, o zaman hapı yutarsın. Tevbesiz gidersen, günah üzere gidersen hapı yutarsın. Evet. Bu nedir diyor Peygamber Efendimiz? Vezalike kavluhu, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetini gösteriyor delil olarak. يَوْمَ يَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفُوا نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ Burada yazmıyor ama devamı öyledir o ayetin. Nedir o ayeti kerime? يَوْمَ يَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ Senin ey Resulüm, Rabbinin bazı ayetlerinin geleceği o gün var ya, kıyamet günü, o kıyamet kopma zamanı günü var ya, o zaman geldiği zaman la yenfa'u nefsen imanuha, bir insana, bir nefise, bir kişiye imanı fayda etmez. Allah Allah, iman fayda ederdi. Niye fayda etmez? Çünkü tevbe kapısı kapandı. Lem tekün amenet min kabl. Daha önceden iman etmemişse geçmiş olar, iş işten geçti,
tevbe kapısı kapandı, dönüş imkanı bitti, kıyamet kopmaya başladı. Artık şimdi inandım. Yani inandın ama geçmiş olan, iş işten geçti. Daha önce inanmamış olan insana imanının fayda vermeyeceği o gün diye o ayeti kerimeyi okumuş arkasında. يَوْمَ يَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اَمِنَتْ مِنْ قَبْلِ. Önce inanmamışsın. Onun için o gün gelmeden evvel tevbe etmek lazım. Yani işin doğrusu, akıllıcası nedir? Hemen tevbe etmek lazım. Hemen tevbe etmek lazım çünkü ölüm ensemizin kökünde. Ne zaman geleceği belli olmaz. Ama Allah Teala Hazretleri hepimize sıhhatli, afiyetli, uzun ömürler versin. Duamız böyle. Duamız böyle de işin nasıl olacağını Allah bilir. Nasıl olacağını Allah bilir. Tamam biz yaşayalım gene 150 yıl, 200 yıl da Allah'ın sevdiği kul olarak yaşayalım. Haramlara